Arabamız hazırlandı mı? Evet efendim. Kapının önünde bekliyor. Eğer ondan hoşlanırsan bu flütü çalarsın anlarım. Babandan kalan tek anı bu. Savaşta ölünce Jiang Dong başkalarının eline geçti. Ailemize ait ne varsa hepsini bir anda kaybettik. Geriye bir tek bu flüt kaldı. Abin bunu yanına alıp nehrin karşı kıyısına geçmeyi başarmış. Sonra yıllarca savaştı ve atalarımızın toprağını geri aldı. Ama hemen ardından onu da kaybettik. Bu yüzden bu flütü her gördüğümde ya da her çaldığımda babanla ağabeyini karşımda görür gibi olurum. Siz bu tarafa, siz de şu tarafa. Efendim, bir karganın böyle tam önünüzde pislemesi hiç iyiye işaret değil. Bence gitmemelisiniz. Karga pisledi diye vazgeçeyim öyle mi? Caoyun, sadece yakın korumalarımı al. Diğerleri burada kalacak. Gidelim. Atları! Herkes atları! Sun Quan sizi saygıyla selamlar. Liu Bei de size saygılarını sunar. Buyurun lütfen. Böyle buyurun. Liu Bei hanımefendiye saygılarını sunar. Hoş geldiniz. Zhang Chao bana sizin son derece güçlü ve asil görünüşlü olduğunuzu söylemişti. Şimdi ben de görüyorum ki doğru söylemiş. İltifat ediyorsunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Lütfen şöyle oturun. Önce siz buyurun. Hepiniz oturabilirsiniz. Teşekkür ederiz efendim. Küçük hanım, Liu Bei o adam. Onu nasıl buldunuz? Servise başlayın.
Buyurun Liu Bey'i. Şerefinize. Şerefinize hanımefendi. Sizin de efendim. Efendim, bu görüşmeyi siz arzu ettiniz. Neden koridorda silahlı adamlar var? Koridorda silahlı adamlar mı var? Benim kulaklarım 100 metre öteden atılan okun sesini duyar. Hemen arkamda çekilen kılıçların sesini mi duymayacaksın? Cayun, hanımefendinin önünde nasıl kılıcını çekersin? Geri çekil. Hanımefendi, beni öldürtmek istiyorsanız işte karşınızdayım. Neden böyle konuşuyorsunuz anlayamadım. Koridora gizlenmiş o askerler benim için burada değil miydi? Bu toprakların derebeyi olarak bir konuğa nasıl böyle davranırsın? Lütfen kızmayın anne. Gerçekten haberim yoktu. Bu konuyu hemen soruşturup sorumluları cezalandıracağım. Jiahua. Emredin efendim. Bunu yapmanızı kim söyledi size? Efendim. Ben söyledim. Lümang, bu ne kendini bilmezlik. Çekil çabuk. Efendim, Liu Bey bize ihanet etti. Jing Zhou'yu alıp askerlerimizi öldürdü. Ben de bugün Nangjun'da ölen adamlarımın intikamını alacağım. Küstah. Aklını kaçırmış bu. Askerler, götürüp öldürün şunu. Emredersiniz. Efendim. Bırakın onu. Efendim, böyle mutlu bir günde birini öldürtmek uğursuzluk getirir. Benden nefret eden yalnız Lü Mang değil. Jiangdong'da herkes onun gibi hissediyor. Gerekçesi de doğru. Jing Zhou'yu almam dürüst bir davranış değildi. Ama bunu yapmaya mecburdum. Başka çarem yoktu. Damarlarımda Han Hanedanı'nın kanı dolaşıyor. Cao Cao'yu ortadan kaldırıp Han İmparatorluğunu kurtarmak benim görevim. Ama bir üssüm olmadığı için böyle utanç verici bir şey yapıp Jing Zhou'yu ödünç almak zorunda kaldım. İtiraf edeyim ki küçük ordumla Jing Zhou'ya girdiğimde pişmanlığa kapıldım. Büyük bir vicdan azabı duydum. Kendimden utandım. Bütün ömrü boyunca dürüst olmaya çalışmış, kendinden önce başkalarını düşünmüş biri olarak kardeşlerimin hakkı olan bir toprağa nasıl el koyarım diye kendimi suçladım.
Ama sonra kuzeydeki durumu düşündüm. İmparatorumuzun çektiği büyük acıları ve görevlerimi hatırladım. Ve bir karara vardım. Dongwu'nun nefretini kazanmak pahasına Jingzhou'yu ödünç almalıydım. Çünkü merkeze en yakın şehirdi. Her gece rüyamda ordumla birlikte Shudu'ya gittiğimi ve imparatoru kurtardığımı görüyorum. Bugün buradayım ve gökler şahidim olsun ki samimiyim. Gökyüzünün altındaki bu topraklar bana ait değil. Ama Saosa'ya da ait değil. Sadece Han Hanedanı'na ait. Eğer amacıma ulaşmayı başarırsam görevlerimi bırakacağım. Küçük bir yerde sakin bir hayat süreceğim. Ne soylu bir amaç bu? Hanımefendi, yaşım artık 50'ye dayandı sayılır. Daha uzun yıllar savaşamam. İnanıyorum ki hepiniz Han'a sadıksınız. Bu yüzden de hepinizden Han'ı yeniden güçlendirmek için bana yardım etmenizi rica ediyorum. Küçük hanım, bakın hiç de yaşlı görünmüyor, öyle değil mi? Tabii. Eğer doğru söylediğime inanmıyorsanız, Lümang beni bu kılıçla öldürebilir. Efendim. Ben de böylece kanımla Jiang Donglulardan özür dilemiş olurum. Anne. Lümang. Gidebilirsin. Lütfen ayağa kalkın. Yerinize geçin. Kılıcımı verin bana.
Eğer Jingzhou'ya geri dönüp büyük amacımı gerçekleştirebileceksem, bu kayayı bir vuruşta ikiye bölmeliyim. Eğer Jingzhou'ya dönemeyeceksem, kaya kılıcıma boyun eğmesin. O kayadan ne istediniz Liu Bey? Bildiğiniz gibi 50. yaşıma yaklaşıyorum. Ama hala can düşmanımızı öldüremediğim için kendime kızgınım. Şimdi sizin ve annenizin lütfuyla yeni bir hayata hazırlanırken göklerden bir işaret istedim. Sağ'ı öldürüp hanı kurtarabileceksem kılıcımla bu kayayı ikiye bölebileyim dedim. Belli ki gökler bu dileğinizi kabul etmiş. Güzel. Ben de göklerden bir işaret isteyeyim. Sağ ortadan kalkacaksa kayayı ikiye böleyim. Kılıcımı ver. Eğer Jingzhou'yu geri alıp imparator olabileceksem, kılıcımla bu kayayı ikiye böleyim. O alçak ölecek, Han yeniden yükselecek. Büyük idealimiz gerçekleşecek. Hanımefendi, lütfen bir tane daha için. Pekala. Bu arada siz kaç tane içtiniz sayamadım. Ben de hatırlayamıyorum ama en az 40-50 kupa olmuştur. 40-50 kupa yeter mi hiç? 100 yıl sürecek bir aşk için en az 100 kupa içmeniz gerekir. Hadi içmeye devam. Pekala. Hanımefendinin arzusu benim için emirdir. 100 kupa içeceğim. Devam işte bu. Hadi. İyiyim ben. O kadarcık içki beni etkilemez. Efendim, burası iç avlu. Şöyle buyurun. Gelin odası burası mı? Askeri bir barakaya daha çok benziyor. Eşiniz savaş sanatlarından hoşlandığı için böyle olmasını istemiş. Ya. Durun dikkat edin efendim. Efendim, küçük hanım savaş sanatlarına çok meraklıdır. Burada da iki kılıç var. Biri mükemmel bir kılıç, diğeri ise çok vasat. Şimdi lütfen istediğinizi seçin. Anlayamadım. Düğün gecesinde kılıç ne işe yarayacak? Evliliğinizin gerçekten başlayabilmesi için gelinin duvağını kılıçla açmanız gerekiyor. Peki açmayı başaramazsam ne olacak?
O zaman gelini utandırmamak için gitmeniz gerekecek. Pekala. Öyle olsun. Buyurun. Hanımefendi, bir sorun varsa söyleyin, dövüşmeye gerek yok. Sözü edilecek fazla yeteneğim yok ama kılıç kullanmakta çok ustayım. Beni merhametsiz davranmaya zorlamayın. Kılıcın kalitesi niye düşük? Tanrıların isteği bu. Gidin lütfen. Sakın yaklaşmayın, yoksa sizi öldürürüm. Son 20 yıl içinde kaç kere yaralandığımı hatırlayamıyorum. Ama ilk defa yaralanmaktan bir şikayetim yok. Tanrılar bana böyle bir evlilik bahşetmişken, değil yaralanmak, ölmek bile benim için mutlulukların en büyüğü. Nasıl da terlemişsiniz. Kaşlarınızdaki boya bile akıp gitmiş. Neden hala buradasınız? Siz de çekilin hadi. Peki efendim. Bu yaşta böyle güzel bir eşe sahip olacağımı hayal bile edemezdim doğrusu. Artık ölsem de gam yemem. Bana eşim demeyin. Aa. Öyleyse benden hoşlanmadınız. İstemeyerek evlendiniz. Evet. Hiç istemedim. Peki neden flütünüzü çalıp bu evliliği onayladınız? Bunu ailem için yaptım. Topraklarımızda barış olsun diye.
Dürüstlüğünüz için teşekkür ederim. Ben de size karşı dürüst olacağım. Birincisi, sizi daha görür görmez aşık olduğumu bilmenizi isterim. İkincisi de, eğer kendimi size sevdirmeyi başaramayacak olursam, bu demektir ki sadece sizin kocanız olmaya değil, adam yerine konmaya da Cink Joe'nun başına geçmeye de layık değilim. Bu yüzden de bugünden itibaren size bir konuk gibi davranacağım. Ve siz de bana aşık olmadan parmağınızın ucuna bile dokunmayacağım. Anne. Liu Bei nerede? Sabah erkenden at binmeye gitti. Ne tuhaf bir davranış. Evliliğinizin ilk gününde seni yalnız bırakıp gitti, öyle mi? Anne. Lütfen onun hakkında böyle konuşma. O da böyle biri işte. Çok ilginç. Evleneli bir gün oldu ama hemen kocanı savunmaya başladın ha? Sana bakıyorum da bir gece içinde bambaşka biri olmuşsun. Peki şimdiki halimi mi yoksa önceki halimi mi daha çok beğeniyorsun? Tabii ki bu halini hayatım. Artık bir hanımefendisin ve öyle davranmalısın. Bütün gün kılıç sallamak bir hanımefendiye yakışmaz. Hanımefendi, başkomutan sizi görmek istiyor. Ne istiyor acaba? Tebrik ederim efendim. Oturun lütfen. Ne oldu? Artık bu evliliğe karşı değil misiniz general? Xiaomei kararını kendi verdi. Tanrılar böyle istediyse biz karşı gelemeyiz. Böyle düşünmenize çok memnun oldum. Sonunda rahat bir nefes alabileceğim artık. Evlenen bir kız akan su gibidir, dönmez derler. Jing Zhou'ya ne zaman gitmeyi düşünüyorlar? Liu Bei 10 gün sonra tekneyle yola çıkacaklarını söyledi. Hanımefendi, kızınızdan ayrılmaya dayanabilecek misiniz? Liu Bei büyük hedefleri olan bir kahraman. Jing Zhou'ya döner dönmez kuzeye savaşmaya gidecektir. Kim bilir kızınızı bir daha ne zaman göreceksiniz? Haklısınız. Kızım doğduğundan bu yana bir gün bile evinden ayrı kalmamıştı. Xiaomei efendimizin kardeşi. Benim de kardeşim sayılır. Buradan gidişi sizi üzdüğü kadar beni de üzecek, inanın buna. Bana sorarsanız bir süre daha burada sizinle birlikte kalmalarında yarar var efendim. Eğer siz onlara söyleyemezseniz ben efendimizle konuşurum. Pekala. Tavsiyenize uyacağım. Biraz daha kalmalarını isteyelim. Güzel. Yaranız hala acıyor mu?
20 yıldır savaşan biri için bu küçük yaranın bir önemi yok. Eliniz ne kadar güzel. Tıpkı lotus çiçeğine benziyor. Ne oldu? Eşimin eline bakmama da mı izin yok? General Joe'yu annemi ziyarete geldi. Öyle mi? Annemden sizi bir süre daha burada kalmaya ikna etmesini istemiş. Anneniz ne demiş peki? Kabul etmiş. Belli ki sizden ayrılmak istemiyor. Ben bile anlayabiliyorum. Joe'yu'nun bir oyunu bu. Sizi burada tutup Jingzhou'ya dönmenizi engellemeye çalışıyor. Ama annemi anlayamıyorum. Hep çok akıllıca kararlar verirdi. Bu sefer ona kandı işte. Asıl niyeti ne olursa olsun, Zhou'ya minnettarım. Han'ı yeniden güçlendirmek hayattaki en büyük amacım. Jingzhou'ya döndükten sonra cepheden cepheye dolaşacağız. Kim bilir annenizi bir daha ne zaman görebileceksiniz. Bence de bir süre daha annenizle birlikte olmalısınız. Yanlış anlamadıysam kalmaya karar verdiniz. Evet. Efendim, gecikirsek sorun çıkabilir. Joe'yu hala Jingzhou'yu istiyor. Ne kadar çok kalırsanız tehlike o kadar büyür. İsteyerek mi kalıyorum sanıyorsun? Keşke hemen gidebilsem. Ne demek istiyorsunuz? General Zhou'yu yenilgiyi kabul edemeyen biri. Ve biz buraya geldiğimizden beri attığı her adımda yenildi. Bu da onun için çok ağır bir yük. Jingzhou'ya dönmemizi istemiyor. Dongwu'nun itibarını koruyabilmek için bizi burada tutmaya çalışıyor. Ama gitmekte ısrar edersek o zaman gözü itibar falan görmeyecek tabii. Evet. Ondan her şey beklenir. Sun Quan ve annesi Zhou Yu ile aynı fikirleri paylaşmıyor. Bizimle de onunla da ılımlı ilişkiler sürdürmek istiyorlar. Ama Zhou Yu planını uygulamaya kalkar, onları da bir seçim yapmak zorunda bırakırsa, kimin tarafında olurlar dersin, bizim mi onun mu? Ben onun tarafında olacaklarından eminim. Çünkü yıllardır onların adamı. Doğru söylüyorsunuz efendim. Ama yine de sonsuza dek burada kalamayız. Burada kaldığımız her gün, Juge Liang'ın görevi bir gün daha uzayacak. Zhou'yu da giderek rahatlayacak tabii. Er ya da geç, bir gün Jingzhou'ya dönme fırsatı bulacağız. O zamana kadar oradaki sistemimiz oturursa, Joe'yu bizim için tehdit olmaktan çıkar. Komutanım, işlerin buraya kadar gelmesi tamamen benim suçum. Sizi de hayal kırıklığına uğrattım. Kendini suçlama artık. Biz planladık ama tanrılar izin vermedi. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Gerçekten evlendiklerine göre biz de oyunu sürdürmek zorundayız.
Anlayamadım efendim. Liu Bei'yi burada tutacağız. Büyük ve güzel bir evde yaşamasını sağlayacağız. Para ve güzel kadınlarla başını döndüreceğiz. Kısacası amacını unutturacağız. Zamanla kendini buraya ait görmeye başlayacak. Jing Zhou'yu unutacak. Onun geri dönmemesi Jing Zhou'yu karıştıracak. Biz de uygun bir fırsatta saldıracağız. Komutanım, Liu Bei amaçlarına bağlı biri. Bence böyle şeylerle onu yolundan döndüremeyiz. Asil bir aileden geliyor ama çocukluğu yoksulluk içinde geçmiş. Yıllarca oradan oraya sürüklenmiş, sefil bir hayat yaşamış. Dünyevi zevkleri tatma fırsatı bulamamış. Şimdi bunları ona sunarsak, çok uzun süre aç kalmış birine ziyafet sunmuş olacağız. Bakarsın iştahla saldırır ha. Çok haklısınız efendim. Sun Quan annesinin isteğiyle Liu Bei'ye bir konak verdi. Orayı elden geçir. En kaliteli, en güzel eşyalarla donat. Bahçesini çiçeklerle süsle. Güzel dansçılar gönder. Mücevherler, ipekler al. Parasını düşünme. Yeter ki Liu Bei'ye vazgeçemeyeceği bir hayat sağlayalım. Anlaşıldı efendim. Efendim, burası eskiden Sun Sağ'ındı. Hanımefendi size ve eşinize tahsis etti. Bu kadar büyük bir armağanı kabul edemem. Hanımefendi, burada kalmanızın şehrimize şans getireceğini düşünüyor. Ayrıca burada yaşamayı en çok sizin hak ettiğinizi söyledi. Lütfen onu reddetmeyin. Bu durumda saygıyla kabul ediyorum. Kendisine teşekkürlerimi iletin lütfen. Böyle buyurun. Efendim, şu nedir? Güney Denizi'nden çıkarılmış mercan. Bu kadar büyüğüne rastlamak çok zordur. Peki ya şu? Batı bölgesinin ünlü yeşimi. Ne kadar büyük? Evet. En az 10.000 gümüş değerinde. Efendim, Wu Bei'nin israftan kaçtığını duymuştum. Bütün generalleri de mütevazı yaşarlarmış. Artırdıkları bütün parayı ordu için harcarlarmış. Şimdi size karşı niye bu kadar cömertler? Gizli bir niyetleri olmasın? Hey! Sadece nezaket göstermişler. Onlar hakkında bu şekilde düşünmen hiç doğru değil, ha? Evet, haklısınız efendim. Çok özür dilerim. Efendim, Wu Bei bize para yollamış. Aylık masraflarımız için tam 40.000 gümüş para. 40.000 mi dedin? Çok değil mi? Wu Bei'nin armağanını reddedemeyiz. Git al. Peki, hemen alıp getiriyorum.
Uyanın. Bugün at binmeye gitmeyecek misiniz? Ah, güneş yükselmiş bile. Dün gece içkiyi fazla kaçırdım. Bugün gitmeyeceğim.